Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de çok aşırı dev bir paket açılımı yapıyorum ve bu paket açılımına özel sizlerden tam 5000, 10.000, 20.000 like bekliyorum. Zaten bu videoda çekilişten de bahsedeceğim arkadaşlar, sakın ayrılmayın. Bu videoyu baştan sona izleyin çünkü sadece paket açacağım, zaten eğlenceli bir video olacak ve çok da aşırı uzun da bir video olmayacak. Kadromu falan da biraz inceleriz, neler çıkartmak istediğimize falan bakarız arkadaşlar. Kesinlikle bu videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar gerçekten çok güzel bir video olacak. Çok güzel şeylerden de bahsedeceğim bugün. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Hadi bakalım arkadaşlar, çekilişi açıklayacağım ve yeni çekilişten falan bahsedeceğim. Yani ayrılmayın, baştan sona izleyin. Çok uzun değil, zamanınızı almaz. Zaten iftara kadar falan zaman geçer, daha güzel olur. Hadi bakalım arkadaşlar, hemen takımıma giriyoruz. Ama like'larınızı unutmayın arkadaşlar. 5000, 10.000, 20.000 like bekliyorum. Çünkü 2 milyon coinlik paket açacağım. Ve 2 milyon coinlik paketin üstünde bir de ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi aklıma gelmiyor. Evet, bir de 1000 FIFA coinlik paket açılımı yapacağım. Yani bugün en az 2 tane Team of the Season çıkartacağım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Mağazaya geldiğimiz zaman Avrupa yıldızlarında, bakın Avrupa yıldızlarına gelelim. Elimde çok fazla coins olmasa belki açmazdım. Ama arkadaşlar ben çıkmayacağını düşüne düşüne açacağım. Ama yani çıkmayacağını düşüne düşüne değil, çıkacağını düşüne düşüne, ancak çıkmayacağını bildiğim halde diyeyim. Yani %90 çıkmaz. Ama arkadaşlar Bale ve Muhammed Salah gerçekten mükemmel duruyorlar. Salah yerine Bale istiyorum çünkü Bale'ın beceri geliştirisi, Salah'ın beceri geliştirisi biraz daha düşük. Ancak kartlara baktığımız zaman insanın canı Bale'ı da istiyor ya. Salah'ı da istiyor, Bale'ı da. Vallahi ikisi de mükemmel. Çevikliğe bakalım bir dakika. Çeviklikte de mesela Salah üstün. Fizikte kim daha üstün? Fizikte Salah'la Bale eşit. Baya yakın zaten kartlar arkadaşlar. Marcelo'nun kartına da baktığımız zaman bütün özellikleri mükemmel. Zaten bir sol bekin şuta ihtiyacı yok. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar gerçekten müthiş. Marcelo'yu alırsam direkt takıma koyup yüzgen yapacağım Marcelo çıkartırsam. Gerçekten mükemmel olur. Mane harika olur arkadaşlar. Gerçekten mükemmel olur. O da Firmino çok istiyorum. Sonra başka kim olabilir abi? Başka da çok istediğim yok. Ancak arkadaşlar en azından bir tane Avrupa yıldızı çıkarmak. Çıkarsa da çok zorlamayalım ama De Rossi'ye kadar hepsi olur. Yani sıkıntı yok abi. Her şey olur. Hemen arkadaşlar bu oyunculara baktık. Ve şimdi arkadaşlar 2 tane Team of the Season çıkaracağız. Hemen onları da bakalım. Burada League 1 Tots yedek oyuncusu var. Mbappe, Thiago Silva falan var. Gerçekten mükemmel duruyorlar. Mbappe çıkarsa mükemmel olur buradan. Mbappe hariç de çok da istediğim bir oyuncu yok. Verratti'nin beceri geliştirisi de kontraymış. Aslında Verratti de çıkabilir. Ama Mbappe'yi şu anda çok istiyorum. Verratti çıkarsa da Verratti'yi koyup Özcan'ı takımdan sileceğim artık. Gerçekten canıma tak etti. Yeter artık, sıkıldım. Thiago Silva çıkarsa da mükemmel olurmuş. Bunu da baktık bundan önce çıkarmak istediğimize ve diğer taraftan da bakalım ne çıkarmak istediğimize. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Higuain, Douglas Costa ve Nainggolan abi. Buradaki bütün usta oyuncular mükemmel olur. Umarım bir tanesini çıkartırız. Şu dribbling beceri geliştirisi keşke full olsa. Bu arada Nainggolan'ın kaptan, yani beceri geliştirisi kaptanmış. Direkt takıma koyduğum an 99'a yükselecek ve ben onu direkt yüzgen yaparım zaten. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman ilk olarak League 1 Team of the Season yedek oyuncusundan başlıyoruz. Ve bakalım Mbappe çıkacak mı? En kötü kim çıkıyor abi? Rossi Stone çıkıyor. Hadi bismillah. Bugün şu anda havamdayım. Belki güzel bir şey çıkartabiliriz. Hadi bakalım, bastım. Haydi, haydi, haydi. Ooo, 88 gen MO çıktı. Gerçekten güzel oldu, mükemmel oldu. Bu arada arkadaşlar gerçekten çok harika bir şekilde araya giriyorum. Gerçekten çok detaylı, çok güzel şeylerden bahsedeceğim. Sakın ayrılmayın buradan arkadaşlar. Efsane bir çekiliş daha yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak hemen bir önceki forma çekilişimize geçelim. Evet arkadaşlar, ilk forma çekilişimize başlıyoruz. Bakalım kim kazanacak. Gerçekten çok heyecanlandım. Umarım hak eden biri kazanır, ihtiyacı olan biri kazanır arkadaşlar. Çekiliş şartları yine aynı şekilde bu arada. Aynı şeyleri yapacaksınız. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Burada 528 yorum var. Yani bundan dolayı arkadaşlar ben 527 yorum arasından seçeceğim. Çünkü bir tane benim yorumum var. Önce en yenileri zaten seçmiştim. Öncesinde tekrardan seçtim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hemen buraya 527 yazacağım. Çünkü 527 kişi arasından seçmem gerekiyor. Gerçekten hadi bakalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hazır mıyız? Ve bastım ve 53 çıktı arkadaşlar. Şimdi sıralamada 53. sıradaki kişiyi formayı hediye edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kaan Lütoğlu kazandı. Tebrik ediyoruz onu da arkadaşlar. Hatta kalp koyup yanıtlamaya da tebrikler de yazalım. Liverpool'un yeni sezon formasını kazandı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Ben ona Instagram'dan ulaşacağım. Hadi bakalım videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, çekilişimizi izlediniz ve kazananı gördünüz. O kazanan kişiye de ulaştım. Ve şu anda mesajların SS'leri muhtemelen şu an ekranınızda gözüküyordur arkadaşlar. Yani hallettik. Elime ulaştığı zaman forma hemen ona götüreceğim. Zaten İstanbul içindeymiş. Yani konuşmalarımızı görmüşsünüzdür. Ve arkadaşlar, bana yine formalar geldi. Ve o formaların şu anda size tanıtımını yapacağım. Ve arkadaşlar, çekilişin şartlarını sizlere söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Real Madrid'in bir tane polo tişörtü geldi. Tabii ki orijinal, bu da her zamanki gibi. Yani zaten orijinalliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Fişlerini falan gösteriyorum. Isco yazdırdım arkasına ve gördüğünüz gibi orada da zaten lisansı falan görünüyor. Her şeyiyle bu şekilde gösterdim. Evet arkadaşlar, burada da Paris Saint Germain takımının, bakın Paris Saint Germain takımının bir sezon sonra antrenmanlarda giyeceği forma var. Gerçekten mükemmel, gerçekten harika, gerçekten müthiş. Arkasına da Cavani 9 yazdırdım. Yani Cavani yazdırdım arkasına da. Bu şekilde lisans falan da var yani. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi hemen bir şey daha göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, Türkiye Nike'da 600-700 lira civarına satılan şu ayakkabıları görüyorsunuz. Gerçekten mükemmeller. Bayağı bir giydim bu arada. Yani 3-4 gündür giyiyorum ayakkabıları. Gerçekten tamamen orijinaller zaten, görüyorsunuz. Fişi falan da çıktığı içinden bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Türkiye Nike'da 600-700 liraya satılıyor. Sitede ise 55 dolar. Girip alabilirsiniz. Gerçekten tamamen güvenilir. Ben satın aldım. Geldi arkadaşlar. Siz de satın alabilirsiniz. Size de gelebilir. Ben çok istiyordum böyle bir ayakkabı ve bu kadar, bu fiyata aslında çok ucuz değil ama bu ayakkabıya göre gerçekten çok uygun bir fiyat. Siz de almak istiyorsanız alabilirsiniz arkadaşlar ve gerçekten tekrardan bir forma çekilişimiz var. Bu çekilişi de hemen sizlere açıklayayım arkadaşlar. Yeni forma çekilişimizde neler olacak? Yani yorumlara arkadaşlar, açıklamadaki siteye tıklayacaksınız. Bu videoyu like atacaksınız. Kanala abone olacaksınız. Instagram'dan beni takip etmeniz gerekiyor. Yani gerekir çünkü takip ediyor olursanız ben size formayı daha kolay ulaştırırım. Daha kolay bulurum sizi. O yüzden Instagram'dan takip edin beni. Siteye gireceksiniz. En beğendiğiniz ürünü, yani top maksimum 15 dolar falan değeri olan ürün beğenin arkadaşlar. O ürünü yorumlara yazacaksınız ve en beğendiğiniz ürünü, dediğim gibi, yorumlara yazın. Altına da Instagram veya Skype adresinizi yazın ve Instagram'dan da beni takip edin arkadaşlar, o yazdığınız Instagram adresinden. Bu şekilde size çekilişi bir sonraki 20 gün içinde falan açıklayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman hemen videomuza devam edelim. Ve beceri geliştirisi niye markaj abi? Bu defansif bir beceri geliştirisi. Ancak arkadaşlar Rabiot'la şeyi belki değiştirebilirim. Dur bir kadroma bir bakalım. 88 yani çıkardık arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Müthiş oldu. Mükemmel oldu. Hemen abi Özcan'la bir değiştirelim. Özcan'ın üstüne basarsam ne oluyor? Onu bir merak ettim. Of abi. 2 gen artıyor. Ve sadece 105 bin coin ise, ve ben de bunu değiştirmek istiyordum arkadaşlar. Belki bu videoda bunu değiştirebilirim. Belli olmaz. Belki değiştiririm yani. Hemen en yüksek gene basalım tekrardan. Özcan şimdilik bir kalsın. Çünkü takımımızın yeni 100 genin altına inmesin arkadaşlar. Hemen o zaman arkadaşlar bir sonraki Team of the Season açıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? 3, 2, 1. Hadi abi ya. Bir Costa, bir Nainggolan, bir şey gelsin ya. Usta gelsin abi. Usta gelirse var ya çıldıracağım. Hadi abi usta ver, usta ver, usta ver. Abi değil. Ah, Kolarov geldi. Olsun. Sıkıntı yok abi. Gerçekten fena değil. 1.85, bir de 88'lik oyuncu çıkardık ve sadece 1000 FIFA coin ise bence fena değil yani. Durumlar kötü değil. Arkadaşlar asıl şimdi önemli olan kısımdayız. Çünkü arkadaşlar okuldan bir arkadaşım oynuyor oyunu. İki tane açmış bu paketten. Dün gitmiştim okula. İki tane açmış bu paketten ve sıfır tane çıkarmış. Hiç çıkartamamış. Gerçekten abi ben video için açıyorum. Sizler için açıyorum. Çıkmayacağını düşünüyorum ama açacağım arkadaşlar. Gerçekten sizler için değer. Ve EA Sports da böyle bir paket getirmiş. Zaten muhtemelen coins avcılığı için. Ancak belki de çıkar arkadaşlar. Belli olmaz. Tabii ki belli olmaz. Ama şimdi abi David Soria falan da çıkmasın, çıkarsa. Çıkarsa güzel bir şey çıksın. Fark etmez zaten, 12 tane altın oyuncuya yani 1 milyon değmez ama yine de işimize yarar yani 12 altın oyuncu. Arkadaşlar gerçekten çok büyük destek bekliyorum. Hadi bakalım birinci paketimizi o zaman açıyor muyuz? Açıyoruz. 2 tane TOTS çıkardık bile şimdiden. Bakalım daha neler çıkaracağız. Göreceğiz arkadaşlar. Bastım bakalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Hadi abi ya lütfen EA Sports, lütfen ya. Lütfen be. Hadi be. Butaip, Kragno, Boye, Sako, Barrio, Hübecan, Zuffi, Jensen, Dabur. Oo, elit geldi şimdiden bir tane. Dur bakayım. Bir tane daha geldi. Oo!
Çıkardım lan. Arkadaşlar çıkardım. Yes be. Oha. 3 tane elit çıktı bir paketten. Elit yağmuru geldi. Of, mükemmel oldu be. Arkadaşlar şu an var ya mutluluğumu anlatamam ama gerçekten çok sevindim. Çünkü çıktı ve gayet güzel oldu. Usta çıksaydı mükemmel olurdu. Fark etmez abi. Fark etmez. Gerçekten ne çıkarsa çıksın. Her türlü kullanılıyor. Lazım oluyor zaten bunlar. Çok işime yaradı gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada 89 en ucuz. MDO'nun ne kadar olduğuna da bakacağız. Hemen arkadaşlar bir tane daha açıyorum o zaman. Şu an gaza geldim bayağı bir. Zaten 2 elit 300 bin, 300 bin, 600 bin ediyor abi. Tiago da zaten 400 binden yüksek değeri vardır herhalde 89'luk. Yani %100 kar ettik. Hemen bir tane daha açıyoruz. Hadi bakalım buradan ne gelecek. Belki güzel bir şey gelir abi ama birazcık hızlı yükseldi biraz önce. Bakalım şimdi neler olacak. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Şanslı gidiyoruz. Bugün gerçekten çok güzel gidiyoruz. Alvarez, Costa, Rum, Arasözvilis. Oo abi. Abi. Abi ve Elite Harry Kane 83 gen güzel oldu abi. Tam 4 tane hatta videoda 6 tane elit var arkadaşlar. Bu videoda sizlerden tam 10.000 like bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar like bombalamasını yapalım bu videoda. Gerçekten mükemmel oldu, müthiş oldu. Şimdi oyuncuların değerlerine bakacağız. Bakalım kar mı ettik, zarar mı ettik göreceğiz arkadaşlar. Hepsini hesaplayacağım şimdi sizlerle birlikte. Hemen pazara gelelim. Ve 89'luk en ucuz MDO ne kadarmış? Bakalım abi. Bir de çıkardığımız adam da Thiago Alcantara yani. Boru değil bu arada. Şöyle abi. Fiyat 1 milyon 250 bine var mı? Görelim abi. Bakıp göreceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyon 250 bine 89'luk MDO pazarda yok. Ve ben 1 milyon coin ise hem 2 elit yani hem 600 bin coin minimum hem de 1 milyon 250 bin çıkardım. Gerçekten mükemmel çıkardım. Hani ben diyorum size gerçekten abi çok güzel oldu. Allah'a şükürler olsun gerçekten güzel şey çıkardık. Hemen şöyle bakalım abi. Bir dakika lan. Yo doğru yazmışız. 2 milyon yazacağım. Abi 2 milyona da yok. Gerçekten müthiş bir şey çıkarmışım ben. Evet arkadaşlar sadece satılabilen zaten Sergio Busquets var. Ayrıca zaten arkadaşlar Sergio Busquets'ten daha kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Thiago Alcantara'nın. En azından FIFA Mobile bazında. Yani sadece 2 tane açıp sadece Thiago Alcantara bile çıkarsak yine karlıyız. O yüzden gayet güzel oldu ve diziliş değiştireceğim. Göz atacağım yani bir bakıp göz atasım geldi. Şöyle Thiago'yu koyacağım ama buraya. Beceri geliştirsin mi düşük bunun? Yo 8 gen. 97 gen oldu takımda. Ve bunu boostlarsak ne olur abi? Uf, abi bir şey diyeyim mi? Baya bir güzel coins veriyor bu. Hani coins'i baya güzel veriyor. Yani bütün beceri geliştiricilerini koyalım arkadaşlar. Buraya ki sıfır coins'e yükselteceğiz. Ancak uf, abi ben böyle bir şey yapabilirim biliyor musunuz? Çünkü 4 milyon 700 bin coins'lik bize bir boost hakkı veriyor ya. Ben bir oyuncuya şöyle bir Dele Alli'yi basasım var şu anda. Buna basmam tabii ki saçmalamayın. Ama basacağım. Ama basacağım arkadaşlar bir oyuncuya. Bu da aklınızda bulunsun. Hemen dizilişlere gelelim. Biz yine en yüksek halimize geçelim arkadaşlar. Gayet müthiş oldu. Gayet mükemmel oldu bu arada. Coins harcadığıma hiç pişman olmadım. Ve gayet dediğim gibi çok da güzel oldu. Çok şükürler olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman burada yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Ama Kane'in bir değerine bakacağım. 83 gen Kane. Bakalım ne kadarmış abi. Çok değerli olmayabilir ama yine de abi fena değil ya. Kame yazdık bu arada. Kane. Harry Kane ama sonuçta Team of the Year yani yılın en iyi santraforu olarak seçildi. Ve hani bence değerli olabilir ya. Bence değerli olabilir. Oo abi 600 bin mi? 500 bin de olur. 400 bine düşmediği sürece olur abi. 400 bine de düşüyor ya. Bir dakika. Şöyle 499 bin 999 yazacağım. Öyle de çıkmazsa gerçekten çok mükemmel olur. Bir tane 440 bine gördüm ama o yeni mi koyulmuş? Yok abi yani 400 50 bine çok rahat gidiyor. 490 bine de zorlarsak belki gider. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Çekilişe katılmayı kesinlikle unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişe açıklamadaki linke kesinlikle bir tıklayın. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar mikrofonda bir sorun olmuş galiba. Kapanışı tekrardan yapacağım. Umarım uzun bir süreli bir sorun olmamıştır. Gerçekten moralim şu anda aşırı bozuldu. Mikrofon kenara düşmüş birazcık. O yüzden kusura bakmayın seste sıkıntı varsa. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradan mükemmel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın sizleri seviyorum. İzlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Like'ları 10 bin 20 bin like bekliyorum. Hoşçakalın sizleri seviyorum ve bay bay.